أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Namazı kasretmenin yani kısaltmanın, cem etmenin yani birleştirmenin hükmü. Misafir ve yolculukta namazları kısaltmanın delilleri. Misafir için 4 rekatlı namazları 5 şartta kasretmek, kısaltmak caiz olur. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yolculuğa çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük yapmasından, saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir günah yoktur buyuruyor. Bu ayet-i kerime Nisa suresi ayet 101. Başka bir ayette o size dinde güçlük kılmadı. O size dinde güçlük kılmadı. Bu ayet-i kerime Hac suresi ayet 78. Ya'la bin Ümeyye radıyallahu teala an şöyle diyor. Ömer bin Hattab'a Allahu Teala yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size zarar vermelerinden korkarsanız namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur buyurdu. Şimdi ise insanlar emniyet içindedir. Fakat siz hala seferde namazı kısaltıyoruz. Fakat biz hala seferde namazı kısaltıyoruz dedim. Ömer şöyle dedi. Bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuştum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allahu Teala'nın size bir sadakasıdır. Allahu Teala'nın size vermiş olduğu bir sadakadır. Bu bakımdan Allah'ın sadakasını kabul ediniz buyurdu. Bu hadisi affedersiniz. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir hadiste ise Enes radıyallahu teala anhu'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öğlen namazını Medine'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını Medine'de 4 rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını ise Zulhuleyfe'de 2 rekat olarak kıldırdı. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته